Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Dünyanın sınıfında en başarılı silahlı insansız hava araçlarını en uygun fiyatlarla üretmeyi başarabilen Türkiye'nin bu muhteşem teknolojileri Almanya'yı pişmanlığa boğdu. Daha öncesinde üretmek için çalışmalara başladığı SİHA'lardan istediği verimi alamayan Almanya'nın, Türkiye'nin Bayraktar TB2 insansız hava araçlarına benzeyen taktik sınıf insansız hava araçlarına acilen ihtiyaç duyduğu biliniyor. Fakat artık o tren çoktan kaçtı. Türkiye'nin kapısına gelmeleri hallerinde altından kalkamayacakları kadar ağır bir cevap alacaklarını bildikleri için Selçuk Bayraktar ve ekibinin yerli ve milli bir şekilde ürettiği Bayraktar TB2 SİHA'larını zamanında almadığı için pişman olan Almanya, bu SİHA'nın üretimini bir şekilde durdurabilmek için elinden geleni yapmaya çalışmıştı. Türkiye'ye karşı uyguladığı ambargolarla Türk Silahlı İnsansız Hava Aracı programını sekteye uğratmaya çalışan Almanya, Baykar makineden gelen tarihi cevapla kendine gelemedi diyebiliriz. Türkiye'nin yerli ve milli silahlı insansız hava araçlarıyla savunma sanayinde başlattığı devrimi bir şekilde engelleyebileceği hayaline kapılan Almanya, hayatının pişmanlığıyla karşı karşıya. Aldığı kararlardan pişmanlık duyan ve bunu telafi etmek için farklı yollardan çözüm arayan Almanya'dan ilginç bir hamle de geldi. Türkiye'ye silah ve parça satışları sıfırlanan Almanya'nın ekonomik geleceğinin tehlikeye girebileceğini gören Alman hükümeti, Türkiye'ye savunma sanayi ürünlerinde indirim yapma teklifinde dahi bulundu. İHA ve SİHA'ların üretilmesinde çok kritik bir parçanın daha öncesinde Almanya'dan tedarik edildiğini açıklayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, söz konusu parçanın yerli olarak elde edildiğini ve kullanılmaya çoktan başlandığını açıklaması üzerine Almanya'dan biz size satalım, indirimli satalım ama siz bunları üretmeyi bırakın diye bir teklif geldiğini açıkladı. Türkiye'ye karşı uyguladığı ambargoların hiçbir işe yaramadığını fark eden ve Türkiye'nin yerli ve milli hamlesinde ısrarcı olduğunu gören Almanya, indirim teklifleriyle Türk savunma sanayini yine zayıflatmak istedi. Asıl amaçları tabii ki bize satış yapmaktan çok üretimimizi engellemek. Edinilen bilgilere göre Almanya'dan alınan ve yerleştirilen parça Bayraktar TB2 SİHA'ların motor palleriydi. Bir diğer adıyla pervaneleri. Daha öncesinde iki kollu olan Alman üretimi paller yerine artık hem daha verimli hem de daha ucuz olan 3 palli versiyonu milli olarak üretmeyi başaran Baykar Makina'nın bu başarısı Almanya'yı indirim teklifinde bulunmaya itse de bu hamlede başarısız oldu ve Almanya bize ambargo uyguladığı için pişman olmuş durumda. Türkiye'nin önünü kesebilmek için türlü türlü oyunlar oynayan ve Türk savunma sanayindeki ivmeyi tersine çevirebilmek için farklı çözüm arayışlarına giren batılı devletler, Türkiye ile arasını bir şekilde düzeltmenin yolunu arıyor. Türkiye'ye silah satışını tamamen durduran ve silah üretiminde kullanılacak her türlü ham madde ve makinenin de nakliye işlemlerini askıya alan Almanya, bu kararından pişman olmuş gibi gözüküyor. Almanya'da faaliyet gösteren dünya çapındaki savunma sanayi firmaları en büyük müşterilerinden biri olan Türkiye'yi kaybettiği için zarar etme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Türkiye'nin yerli üretim hamlesine ambargo silahı çekerek bize karşı bir başarı elde edebileceğini sanan Almanya, Türk milletinin azim ve kararlılığıyla bir kez daha tanışmış oldu. Türkiye ile birbirimize bağımlıyız açıklamasıyla ikili ilişkileri düzeltmek adına adım atan Alman hükümeti, Türkiye'ye karşı ambargoların kaldırılabilmesi için yavaş yavaş hazırlıklara başladı. Türk savunma sanayindeki tarihi hamlenin önüne geçmek için ilk etapta örtülü ambargo, ardından da açık ambargo uygulamaya başlayan batılı devletler, aldıkları bu kararların Türkiye'yi değil durdurmak, daha da güçlendirdiğini fark etti. Türkiye'ye uygulanan ambargoların kalkmaması, hatta daha fazla ambargo koyulması için meclise sunulan tekliflerin reddedilmeye başlanmasıyla Almanya'da bazı şeylerin değiştiğinin ilk göstergeleri diyebiliriz. Türkiye'yi F-35 programından çıkarttıktan sonra bir türlü dikiş tutturamayan Amerika Birleşik Devletleri de ciddi şekilde pişmanlık yaşıyor.
Türkiye ile ilişkileri düzeltmek için farklı adımlar atmaya hazırlanıyorlar. Türkiye'nin ve Türk milletinin tarihin hiçbir döneminde hiçbir yaptırım ve tehdide boyun eğmediğini unutarak Türkiye'yi yaptırım listesine alan Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Fransa gibi ülkelere tarihin en büyük derslerinden birini Türk savunma sanayi verdi. Mühendislerimizin azim ve kararlılığıyla birer birer başarıyla tamamlanan projelerin sayısı arttıkça bize silah satmayanlar pişman olmaya devam edecektir. Bize satma ihtimalleri bulunan 10 milyarlarca dolarlık silah sistemini yerli ve milli olarak üreterek hem onlara gereken dersi veriyoruz, hem ambargolarına boyun eğmiyoruz, hem de onların ekonomisine telafisi olmayacak düzeyde zararlar veriyoruz. Unutulmamalıdır ki Almanya bugün eğer dünyanın en güçlü ekonomilerinden biri ise, Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en zengin ülkelerinden biri ise, bunu savunma sanayisindeki devasa satış rakamlarına borçlular diyebiliriz. Zamanında tüm ülkelere silah satışı yaparak zengin olan bu ülkeler yaptıkları işin ticaret olduğunu unutarak, adeta sanki bu silahları bedava veriyormuşçasına yaptırım olarak silahları önümüze koydukça, tüm ülkeler akıllandı ve aklını başına alan ülkeler yerli savunma sanayilerini geliştirerek bu ülkelere olan bağımlılıklarını sona erdirmiş durumda. Dünya artık yepyeni bir düzene doğru evriliyor diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.